tekrardan merhaba kanalıma, videoma ve evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır sizlerin de sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Ben de gerçekten uzun zamandır böyle ev turu videosunu çekmek istiyordum. Ama bir yandan evin eksiklerini tamamlamaya çalışıyordum. Bir yandan Ege çalışıyor. Cumartesi ve pazar da çalışıyor. Nadir olarak çalışmadığı günler oluyor Ege'nin. O günlerde tam olarak önceden belli olmuyor. O yüzden böyle hazırlıklı bir şekilde çekmek istedim. Hem her şey böyle yerli yerinde olsun, eksiklerimiz tamamlanmış olsun istedim. Ama yine de tamamlayamadık. Mesela şu an bulunduğumuz odada tam karşımda bir tablo olması gerekiyor ama şu an o tablo yok. Ya alelacele almak istemedim. Gerçekten beğendiğim, içime sinen bir şey olsun istedim. O yüzden eksikleri de zamanla sizlerle birlikte tamamlarız. Tamamladıkça da sizlere gösteririm diye düşündüm. Şimdi başlayalım. Şöyle girişe geçelim. İşteyiz kapıdan girdiğimizde. Zaten boş ev turunu izleyenler az çok biliyordur. Çok fazla girişte bir değişiklik yapmadık. Hatta hiçbir değişiklik yapmadık diyebilirim. Sadece girişe bir ayna koyduk. Burada ayakkabı dolabımız var. Burayı detaylı göstermeyeceğim. Önceki videolarımda göstermiştim. Buraya girişin tam karşısına bir ayna koyduk. Çünkü boy aynamız yok evde. Yatak odasında dolaplarda var aslında ama onlar çıtalı olduğu için kendimizi tam olarak göremiyoruz. O yüzden bu şekilde girişin karşısına bir boy aynası koyduk. Burada yapılan değişikliklerden biri duvar rengi oldu. Duvarları boyatmıştık zaten. Açık bir griye boyattık duvarları. Hatta şu anda böyle duvarlarda çok fazla lekeler var. Buralara rötuş yapılması gerekiyor. Bu arada evimiz 2+1 arkadaşlar. 110 metrekare. Şimdi de salona geçiyoruz. Yani salon ve oturma odası biz birlikte kullanıyoruz. Ayrıca bir salonumuz yok. Böyle geçelim. Burası Amerikan mutfak. Oturma odası ve mutfak 1. Bu şekilde. Öncelikle odada yaptığımız değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Çok büyük değişiklikler yapmadık ama yaptığımız değişiklikler odayı ve evin havasını çok değiştirdi diye düşünüyorum. Öncelikle buradan başlayayım. Normalde duvar böyle değildi arkadaşlar. Perde duvar vardı. Yani şöyle söyleyeyim, kolon çıkıntısı vardı burada. Biz tamamen burayı alçıpanla kapattık. Zaten bu odada yaptığımız en büyük değişikliklerden biri bu oldu ve bence en güzeli de bu oldu. Alçıpan yaptırdık ve duvara çıta uygulaması yaptırdık. Gerçekten çıta evin havasını değiştiriyor. Bu duvarı vurgulamak için burayı diğer duvarlardan daha farklı bir renge boyadık. Daha koyu bir ton yaptık burayı. Diğer duvarlar daha açık. Bir de şurada bir kolon var. Orayı burayla aynı tona boyadık. Ama buradaki vurgu gerçekten güzel oldu. Çok daha koyu bir renk düşünmüştüm ilk başta ama sonra oda zaten çok geniş değil. Çok boğar, çok küçük gösterir diye vazgeçtim. Zaten odada genel olarak böyle gri tonları hakim. Koltuklarımın da biri antrasit, biri de açık bir gri. Biri böyle antrasit, koyu bir gri. Diğeri de açık gri. Biz bu duvara böyle büyük, geniş bir TV ünitesi düşündük. Ama TV ünitelerine çok fazla eşya konulmadığı için ben konsol tercih ettim. Ve ben gerçekten çok memnunum. İyi ki böyle yapmışım. Çünkü içi o kadar fazla şey alıyor ki konsolun. Şöyle söyleyeyim, 12 kişilik yemek takımım, 6 kişilik büyük kahvaltı takımım. Onun dışında bayağı bir şey aldı. Zaten size konsol içi düzeni falan da çekeceğim inşallah. Çok memnunum o yüzden. Yüksekliği de zaten bir konsol için ideal. Hani yaklaşık olarak yerden 80-85 civarı. Hani çok öyle eski büyük konsollar gibi değil. O yüzden üstüne televizyon da koyabildik biz. Ben çıtaları aplik koyabileceğim şekilde tasarladım bu arada. Normalde şu dikey olanları yapmaya da bilirdik. Ama aplik koymak için böyle tasarladım. Daha güzel oldu. Konsoldan devam edelim. Konsolun tasarımından. Neden böyle bir şey seçtiğimden. Böyle bir yandan aslında dümdüz beyaz bir konsol düşünmüştüm. Sonra çok sade kalır diye. Hani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ayrıca bir salonumuz yok. Oturma odası ve salon birlikte kullandığımız için hem böyle biraz da şık olsun istedim. Çünkü ben bu tarzı seviyorum. Hani daha modern, daha böyle luxury tarzı olan mobilyaları seviyorum. O yüzden böyle bir şey tercih etmek istedim. Beyaz neden tercih ettim? Hem evi daha ferah gösteriyor, hem odayı olduğundan daha geniş gösteriyor ve temizliği çok kolay oluyor arkadaşlar. Gerçekten
Hani siyah falan olsaydı ben bunu nasıl temizlerdim bilmiyorum. Çünkü inanılmaz tozlanıyor. Yani temizlik yapıyorsunuz, diğer gün her yer toz olmuş oluyor. Kulpları ve ayakları zaten gördüğünüz gibi gold. Buradaki aynayı normalde biz böyle gümüş, yani gerçek ayna rengi yapacaktık. Sonra gold'la çok zıt durur diye ben daha böyle bronz, daha gold'a da kaçan bir ayna rengi seçtim. Bu arada mobilyalarımızı Mersin'de Volkan Mobilya'da yaptırdık. Gizem'i belki tanıyanlarınız vardır benim vloglarımdan. Gizem benim yakın arkadaşım. Gizemler'de yaptırdık. Onlar butik çalışıyorlar. Böyle özel tasarım mobilyalar da yapıyorlar. Bu mobilyaları şöyle söyleyeyim, esinlendiğim birkaç model oldu. Onlardan yola çıkarak kendim tasarladım. Bu şekilde zaten ölçüsünü falan tamamen bu duvara göre falan ayarladık biz konsolun. Konsolun üzerinde böyle çok fazla aksesuar koymadım. Böyle bir tane büyük bir vazo koydum. Bu tarafa da böyle bir çerçeve, içine resmimizi de koyacağız. Böyle bir tane de yine küçük bir vazo. İçine de böyle, burada zaten yeşil bir bitki olduğu için bunun içine bir şey koymayı tercih etmedim. Hem burada hem burada fazla olur diye. O yüzden buraya koydum bitkiyi. Şöyle tavanlardan bahsedeceğim. Tavanlar arkadaşlar, evin tavanında da herhangi bir değişiklik yapmadık. Böyle zaten kendinden asma tavandı. Ama biz gizli ışıklar yaptık. Ve bence bu çok çok değiştirdi odanın, evin havasını. Yani normalde bu kadar iyi görünmüyordu bence. Gizli ışık çok farklı bir hava verdi odaya. Şöyle. Orta sehpa seçimimizi de bu şekilde yaptık arkadaşlar. Böyle ben mobilyadan bir şey istemedim. Şeffaf bir şey istedim. Bu şekilde camlı, sade, şık bir şey istedim. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Şu an bayağı trend. Bunları böyle çok modern mobilyalarla da, klasik mobilyalarla da, spor mobilyalarla da, her şeyle kullanıyorlar. Yani o yüzden böyle takım almak, takım yapmak istemedim. Çünkü böyle her şeyi takım takım çok sevmiyorum. Bu şekilde ikili içine geçebiliyor. Böyle olması da çok güzel. Çünkü bazen hani çekiyoruz bir şey falan yiyip içerken, yani bir zigon sehpa görevi, yan sehpa görevi de görüyor aslında. Hareketli bir şekilde. Zaten böyle gold olması işte diğer mobilyaların ayaklarıyla da uyum sağlıyor. Aslında bunun gold'u biraz daha mat bir gold. Diğerleri bir tık daha parlak ama beni rahatsız etmiyor. Aksesuar olarak da böyle mumlar koydum. Bunlar zaten set halindeydi şu şekilde. Üçü. Aslında bunun beyazı da vardı da ben bu renk tercih ettim. Şuradaki goldlara uyum sağlasın ve farklı dursun diye. Böyle üçlü bir mum seti aldım. Şöyle bir vazo aldım. Bunun içine de bu tüyleri Bright Party'mde arkadaşlar kullanmıştım. Onun için almıştım aslında ama sonra atmak istemedim. Çünkü çok tatlılar ve bunlar dökülmüyor. Dökülmemesi de çok iyi. Böyle de vazonun içine koyup orta sehpada kullanmak istedim. Bence güzel oldular. Bir de koyabilirsem. Böyle. Şöyle bir kum saati aldım. Bu da çok güzel. Gold içi. Gold sevenler. Şöyle de bir kutu almıştım. Böyle. Yani bu şekilde yine burada da mum falan var. Yine şu üçlü belki biraz burada fazla duruyor olabilir ama yani çok boş boş da dursun istemiyorum. Çünkü konsolumun üstünde çok fazla bir şey yok zaten. Orta sehpada bu şekilde. Koltuklara gelelim. Benim en sevdiğim böyle Chester model koltuklar. Bizim koltuklarımız hani bilmiyorum videoda belli oluyor mu ama çok büyük. Hani şöyle söyleyeyim, bu aslında ölçü olarak üçlü değil dörtlü bir koltuk. Birini ben böyle koyu renk yapmak istedim. Hani odanın içinde de bir duvarı koyu, işte koltuklardan birini koyu. Çünkü böyle daha vurgulu ve iyi durduğunu düşünüyorum. Bu şekilde Chester bir model tercih ettim. Chester'ın modası hiçbir zaman geçmiyor ve bence çok da güzel duruyor. Çok seviyorum ben. Komple böyle kolları, işte şu sırt kısmı, arka kısmı falan da kapitoneli komple. Ayaklarını da koltuğun kılıç ayak tercih ettim ben. Ama siz tercih etmeyin. Çünkü ileride Allah izin verirse işte çocuğumuz falan olduğunda ya da sizlerin çocuğu falan varsa çok sıkıntı kesinlikle. Yani bunu ben düşünmedim herhalde bunu hiç. Ben söyledim sana defalarca. Söyledin değil mi?
Ama o an gözüm hiçbir şey görmüyordu. Sadece kılıç istediğim... ayak olacak, kılıç ayak olacak. Sadece istediğim şey olsun diye biraz tutturmuştum. Ama kesinlikle doğru değil. Yani çocuklar ayağını çarpabilir. Çocukları geçin biz bile çarptık. Kendi her gün çarpıyor çünkü. Yok, her gün çarpmıyorum. Birkaç sefer çarptım, sonra dikkat etmeye başladım. Siz o yüzden böyle gold yapacaksanız da dümdüz falan yapın. Yani size bu koltuklarda önerebileceğim şey bu. Diğer koltuğumuzu da böyle açık gri. Böyle bebek grisi gibi değil mi bu ya? Çok soft bir renk. Ben çok seviyorum bu koltuğun rengini. Hani bunu da seviyorum ama bence bu daha tatlı bir renk. Bu arada koltukların kumaşlarından bahsedeyim arkadaşlar. Koltuklarımızın kumaşı kadife. Çok güzel bir kadife. Yani temizliği o kadar kolay ki şöyle yakından gösterelim. Aşırı kolay temizleniyor. Üstüne dişe döküldüğünde sıvıyı falan hiç çekmiyor. Kırlentlerde de ben böyle çok fazla deseni sevmiyorum. Hani karışık desenler, işte geometrik desenler falan. O yüzden aynı kumaştan dümdüz yaptırdım. Sadece şöyle peluş kırlentlerle hareket, renk, bir farklılık vermeye çalıştık. Şimdi bu koltuğumuzun arkasında bizim büyük bir yemek masamız var. Böyle açılıyor. Şöyle. Tam açamayacağım. Şu anda kapalı haliyle ölçüsü 1.80 olması gerekiyor. Açık haliyle de yaklaşık 2.10-2.20 falan. Diyeceksiniz ki neden bunu buraya yasladın? Şöyle, aslında burada yer var arkadaşlar. Bu koltuğu ben yaklaşık bir 15-20 santim kadar çekersem bu sandalyeleri buraya koyabiliyorum. Ama çok sıkışık oluyor. Gerek yok. O yüzden misafir geldiğinde bunu yapabilirim. Hani burada yemek falan yerken işte bunu biraz çekerim. Sandalyeleri buraya alırım. Hatta buraya bir bench bile yapılabilir. Ama şu anda hani biz Ege'li ikimiz olduğumuz için ikimiz zaten şu şekilde yemek yiyebiliyoruz. O yüzden buraya gerek kalmıyor. Ben burayı şu anda kullanmıyorum. Ve diğer çıtalı duvarımız gördüğünüz gibi aplik de var. Buraya bir tablo lazım ama bulamadım. Gerçi bir tane buldum. O da şey, yağlı boya değil. Ben yağlı boya istiyorum. Güzel böyle hani zengin duran bir tablo istiyorum açıkçası. Ama içime sinen bir şey olmadı. O yüzden şey yapmadım. Buraya sizlerle birlikte güzel bir tablo buluruz inşallah. Şimdi şöyle sandalyeleri göstereyim arkadaşlar. Toplamda 6 adet sandalyemiz var. Ben şöyle iki başa koyacağım sandalyeyi koyu renk yaptım. Büyük dörtlü koltuğumun renginden yaptım. Diğer dördünü açık gri yaptım. Yine şöyle gold ayaklı, metal gold ayaklı. Bu arada sandalyelerin oturumu da çok rahat. Çünkü şöyle beli falan da kavruyor. Masayı gösterelim. Masanın modelini bu şekilde göstereyim. Konsolumu zaten gördük az önce. Aynalı bir konsol. Masanın da şu kısımlarında ayna detayları var ve ayağı ortadan geliyor. Ben bilinçli olarak yaptırdım bu ortadan ayağı. Çünkü otururken daha rahat oluyor. Hani buradaki kişi de rahat bir şekilde oturabiliyor. Diğer türlü buradan ayak gelince buradaki oturan çok rahat edemiyor. O yüzden bu şekilde tasarladım bu masayı. Şimdi sizlere biraz da perdelerden bahsetmek istiyorum. Böyle düz perdeler tercih ettim. Çok fazla hareketli, detaylı, desenli çok fazla perde vardı. Ama hiç öyle bir şeye girmek istemedim. Hatta tamamen dümdüz bile baktım. Yani şu şeritleri falan olmayan perdeler de var. Dümdüz keten perdeler. Ama o da çok fazla hareketsiz durur dedim. Çünkü kırlentlerim düz, koltuklarım düz. Ondan dolayı çok fazla hareketsiz durur diye, perde de çok önemli bir detay çünkü. Bu şekilde tercih ettim. Zaten son zamanlarda çok trend bu perdelerde. Böyle bir şerit geçiyor. Bir tarafı açık, bir tarafı koyu ya da tam tersi olan perdeler. Böyle düz, kırık beyaz tül tercih ettim. Altında da zaten storları var. Bu şekilde perde bence çok önemli bir seçim arkadaşlar. Hani böyle çok desenli, çok renkli perdelerin modası zamanla geçebiliyor. Yani böyle düz perdelerin modası bence hiçbir zaman geçmez ve her şeyle de oluyor, kullanışlı oluyor. Ben o yüzden seviyorum. Bu arada berjeri göstermedik. Şöyle berjeri de gösterelim. Odada bir tane berjerimiz var. İkinci bir berjer zaten sığmazdı. Çok daraltırdı odayı. Aslında klasik bir berjer ama inanılmaz rahat. Anlatamam size. Ya buraya oturan kalkamıyor değil mi? Kesinlikle ya. O berjer var. Tam uyuma koltuğu o ya. Tam şöyle kafanın.
Ya bence Berger'in rahatlığı önemli. Berger'e zaten çok fazla oturulmuyor. En azından oturan da rahat etsin diye düşündüm. Bu arada arkadaşlar, buranın avizesi bu şekilde. Böyle modern klasik arası bir avize tercih ettim. Aplikler de takım olsun istedim. Çok alakasız, uyumsuz olmasın diye aplikleri de ben bundan yaptırdım. Diğer çıtanın içinde de farklı bir aplik var. Bunu farklı seçtim çünkü buraya tablo asacağım için tabloya göre bir aplik seçtim. Böyle aşağı doğru tabloyu vurgulayan bir aplik aydınlatıyor. Şimdi mutfaktayız arkadaşlar. Zaten mutfağımız oturma alanımızla birlikte. Böyle düz, ı bir mutfağımız var. Mutfakta da ben çok fazla değişiklik yapmadım. Zaten hani siyah bir tezgahımız var. Bunu değiştirmeyi düşünmedim. Seramiklerimizi de daha sonrasında çok sevmeye başladım. Normalde beyaz düşünüyordum ama şöyle bir baktım ki tezgahla çok bütün duruyor. O yüzden değiştirmedim. Ege'de seramiklerin çok sağlam, kaliteli olduğunu söyledim. Ben de bir tamam. İnşaat mühendisi olarak. Biz de iç mimarız ama. İşte bu şekilde kaldı o yüzden. Dolap kapaklarımızı da değiştirmedik. Burada ne değişikliği yaptık derseniz kulplarımızı değiştirdik. Aslında kulplarımızı da değiştirmedik. Kulplarımızı boyadık arkadaşlar. Çünkü daha önceden de sizlere çok kez bahsettim. Yani daha önceki vloglarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ben buraya uygun kulp bulamadım. Bu şekilde bence bir bütün oldu. Güzel durdu. Zaten ankastrelerim de böyle siyah olduğu için. Bura böyle siyah ve beyazın hakim olduğu minik tatlı bir mutfak oldu. Ben böyle ahşaplarla buraya biraz sıcak bir hava vermek istedim. Hani her şey siyah beyazdı ama böyle işte bıçak setimi, baharatlık takımımı falan ahşap tercih ettim burada. Burayı biraz daha sıcaklaştırsın istedim. Zaten ahşap her şeyle oluyor. Yani beyazla da kullanabilirsiniz, siyahla da, kahveyle de. O yüzden mutfak üzerinde kullandığım işte eşyalarımı ahşap tercih ettim daha çok. Mutfak kapaklarımız zaten beyaz, high gloss. Kulplarımız böyle mat metal siyah. Tezgahımız siyah granit. Seramiklerimiz de böyle derzli. Tuğla deseni aslında. Bu tuğla desenimiz siyah, derzli seramikler. Şöyle söyleyeyim, siyah mutfakta evet çok kolay değil, zor arkadaşlar. Ama güzel duruyor. Yani şu seramiklerde ben sıkıntı yaşamadım. Bunlar bilmiyorum. Ya ben devamlı temizlediğim, sildiğim için ya da çok bilmiyorum tozu belli ettiğini düşünmüyorum ama tezgah işte biraz şey, hani ufacık bir lekeyi, tozu hemen belli ediyor. Şuraya ben küçük ev aletlerimi koydum. Bura şu anda bana ideal, yeterli bir alan ama benim bir de tost makinem var mesela, ona yer yok. İşi bozan aslında Nespresso makinem. Çünkü yani bu olmasa buraya direkt tost makinesi koyabilirim. Ama kahve daha çok tükettiğim için bunu kaldırmak istemedim. Tost makinesine sizler de aslında bana çok fazla öneride bulundunuz. İşte aslında buraya bir raf falan yaptırabilirsin ya da direkt kendiliğinden satılan böyle raflar var. Evet mantıklı ama arkadaşlar burada benim şeyim, bulaşık makinem var. Yani şöyle olabilir, hani belki şuradan bir raf olabilir. Ona bakacağım. Yine fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum burası. Şimdi balkona geçiyoruz. Böyle bir sürgü kapımız var burada. Eğer ki boş ev turumu izlediyseniz az çok biliyorsunuzdur. Boş ev turunda cam yoktu. Biz sonradan yaptırdık camı. Komple böyle camla kapattık balkonu. Gerçekten çok kullanışlı oldu. Yani çok iyi oldu bizim için. Burası böyle bir oda gibi oldu. Bu alana, bu odaya biz bir masa ve bir koltuk koyduk. Hem masa hem koltuk neden diye sorabilirsiniz. Çünkü çok kararsız kalmıştım. Hatta tadilat videoları öncesinde falan sizlere de çok sordum. Sadece masa mı yapayım, koltuk mu yapayım, ikisi bir mi olsun? Şimdi bu alan boş kalacaktı. Çünkü çok büyük bir masa almayacaktım. Sadece masa tercih etseydim sadece şöyle ortaya koyacaktım. Ama burada oturup uzanıp dinlenmek de iyi oluyor. Ondan dolayı koltuk da koymak istedim. Ve koltuk zaten inanılmaz rahat bir koltuk. Yani şu an rahatlığını size şöyle oturarak anlatabilirim, gösterebilirim. Bayağı puf bir koltuk. Masa koymamız da gerçekten bu alana çok iyi oldu. Çünkü misafirlerimiz falan geldiğinde sigara kullananlar oluyor. İçeride sigara içilmiyor. Kapalı alan çünkü. Ondan dolayı burası balkon olduğu için zaten birkaç cam açtığımızda direkt koku dışarı çıkabiliyor ve çok rahat bir şekilde oturabiliyoruz. Burada hem yemek yiyebiliyoruz,
Masada bu arada açılıyor, size onu da göstereyim. Bu şekilde açılıyor masa. Açıldığı zaman zaten içerideki yemek masasını kullanmaya gerek bile kalmıyor. Yani 4 kişilik, 6 kişilik bir misafir için bile gayet ideal oluyor. Burada biraz daha bohem bir hava yaratmak istedim açıkçası. Böyle çok fazla renk, çok fazla detay olsun istemedim. Sade, daha yalın renkler olsun istedim. Ahşaplar, beyazlar, kremler, bitkilerle falan bir renk ve hareket vermek istedim. Haziran'ı çok seviyorum. Sandalyelerde zaten Haziran kullanmak istedim. Bambaşka bir havası oluyor gerçekten. Ahşap ve Haziran birlikte çok yakışıyor. Bu IKEA'nın üçlü Ektor koltuğu arkadaşlar. Bu koltukları zaten biliyorsunuzdur. Çok ikonik bir koltuk aslında. Ben direkt zaten bunu seçtim. Başka hiçbir şeye bakmadım. Hayalimdeki koltuk burası için direkt buydu. Böyle pileli, beş tonlarında, keten kumaşlı bir koltuk. Zaten bu koltuk direkt böyle bohem bir hava yaratıyor odanın içerisinde. Ve Haziran'la, ahşapla falan çok yakışıyor. Koltuğun karşısına da böyle hasır, biraz renkli bir halı koymak istedim. Kilim tarzında daha doğrusu. Koltuğun tam arkasındaki duvar bomboştu arkadaşlar. Bu duvara çok fazla böyle detay, renk, çok renkli tablolar hiç istemedim. Koltukla böyle bir bütün ve çok sade dursun diye böyle ahşap çerçeveli, kahve krem tonlarında, doğal tonlarda çerçeveler tercih ettim. Koltuk krem tonlarında olduğu için birazcık kırlentlerle hareket ve renk vermeye çalıştım. Hatta kırlentlerde bile sadece 5 tonlarımı kullansam diye bir düşündüm ama çok yok oluyordu. O yüzden böyle biraz da renkli bir şeyler seçmek istedim. Buraya da böyle minicik bir tabure koyduk. Normalde buraya minik bir orta sehpa düşünüyordum. Yine Haziranlı bir şey istiyordum. Onu ileriki zamanlarda yapacağım. Şimdilik bunu koydum ama bence bu da çok tatlı durdu. Üstüne de böyle birkaç aksesuar koydum. Çok abartmadan böyle birkaç yere de yapay bitkiler falan aldım, sarmaşıklar. Onları koydum. Şurada da böyle üçlü, aslında ikili. Birini de peteğin üstüne koydum. Böyle üçlü uçan raflar aldım. Bu rafları da yine ahşap tonlarında tercih ettim. Bir uyum ve bütün durması için. Şu an üzerinde aksesuarlar çok doğru yerlerinde değil. Bunları daha dün takabildik. Ege takmış. Aksesuar yerleşimlerini falan yapacağım. Hatta buraya birkaç şey daha alacağım. Onları da yine sizlerle birlikte yaparız. Yine burada da böyle iki tane ahşap çerçeveler var. İşte mumlar falan bu şekilde. Yani dediğim gibi böyle biraz doğal, natural bir yer istedim. Rahat edebileceğimiz, rahatça oturabileceğimiz, misafirimiz, arkadaşlarımız geldiğinde işte burada yemek de yiyebileceğimiz bir alan oluşturmak istedim. Burayı gerçekten çok seviyoruz. Evimizde en çok kullandığımız alanlardan birisi. Böyle bir aydınlatma seçtik burayı için arkadaşlar. Bu da Haziranlı sandalyelerimizle çok uyumlu oldu gerçekten. Buradaki ceviz ahşap detayları da zaten diğer şeylerle gayet uyumlu duruyor. Bu şekilde uzuyor bu. Böyle de yukarı çıkıyor. Böyle biraz vintage bir şey. Bu şekilde şimdi diğer odalara geçelim. Burası küçük lavabomuz, misafir lavabosu arkadaşlar. Aynasını aldık ama hala asamadık. İşte o yüzden ben hani diyorsunuz bana niye ev turu çekmiyorsun, neyi bekliyorsun? Bunları bekliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bir aynaya asmak bu kadar zor mu? Birkaç kişiyle görüştük, güya gelip asacaklardı, asmadılar. Biz kendimiz asamayız. Hani çünkü burayı delmek için bir alet lazım, o yok falan. Her neyse ama ben artık dayanamadım yani. Eksik falan ne var ne yok çekeyim istedim. Burası misafir lavabomuz. Hani böyle klasik standart bir lavabo. Bir de banyodayız arkadaşlar. Banyoda yine misafir lavabosuyla aynı şekilde siyah ve beyaz seramikleri var. Yine buranın aynası var ama biz bu aynayı da değiştireceğiz. Siyah, böyle çerçeveli siyah yuvarlak aynalar aldık. Biri oradaki kare, buradaki yuvarlak. Hala dediğim gibi değiştiremedik. Şöyle bir dolap var burada. Bu şekilde. Böyle yine siyah granit bir tezgahı var. Ve yatak odasındayız şimdi. Şöyle hemen gösterelim. Burada bu şekilde bir giyinme odamız var. Burada Ege'nin eşyaları var. Bu gerçekten inanılmaz kurtarıcı oldu bizim için. Çünkü tek bir dolaba ikimiz sığamazdık. Dediğim gibi bura komple Ege'nin, Ege'ye ait. Burada bu şekilde bir ebeveyn banyomuz var. Lavabo ve banyo bu şekilde. Klozet yok burada. Burası gerçekten çok kurtarıcı oluyor bizim için. Şimdi odamızda neler var onlardan bahsedeyim. Şöyle benim makyaj masam var. Burada bir pufu var.
Bu makyaj masasını çok seviyorum. Çok ideal ve kullanışlı. Şöyle göstereyim. Bazı makyaj masalarında şu kısmı kapalı oluyor ve oturamıyorsunuz. Hani makyaj masası diyorlar ama ayaklarınız geçmiyor ve rahat bir şekilde makyaj yapamıyorsunuz. O yüzden böyle açık olması çok rahat ve kullanışlı oluyor. Yüksekliği de benim için gayet ideal. Aynası zaten bayağı büyük. Çekmecelerinin içleri de gayet geniş. Birçok eşyamı alıyor yine. Yine beyaz tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri de temizliğinin kolay olması. Bu arada makyaj masamın olduğu duvar arkadaşlar koyu renk diğer duvarlardan. Buradaki açıklık, koyuluk çok fazla belli olmuyor. Aslında ben burayı daha koyu istemiştim. Daha koyu bir gri. Bence burada daha güzel bir vurgu olabilirdi. Ama yine de tatlı bir ton. Sevdim. Yatağımızı da göstereyim. Yatak başlığımız yerden yaklaşık olarak 1.60 civarında. Bayağı yüksek bir başlık. Ben bilerek böyle istedim. Aslında pencerenin önüne yatak başlığı koymak doğru değil arkadaşlar. Ama yatağı bu tarafa koysaydık dolaba yer kalmayacaktı. Buraya da yatak zaten sığmazdı. Geçişi falan engellerdi. O yüzden yatağın yeri burasıydı. Komodinlerin üzerinde de yatak başlığıyla eşit şekilde gelecek aynalar var. Yüksek aynalar var. Şöyle dolabı göstereyim. Dolabımız da gayet geniş. İçi zaten inanılmaz kullanışlı. Yani raf düzenleri falan. Onları zaten doğru şekilde tasarladık. Gizem'le birlikte ayarladık. Şöyle Osmanlı çekme kulplar var. Ben bu, özellikle istedim bu tarz kulpları. Çok seviyorum. Mobilyalar böyle çıtalı geliyor. Bu şekilde geniş, büyük böyle bir dolap. Sarkıt bir aydınlatma tercih ettik. Yine mobilyalarla uyum sağlayacak şekilde gümüş ve aynalı bir model. Böyle 3 tane sarkıt, kısalı uzunlu bir avize. Zaten o da genel olarak böyle gümüş ve beyaz üzerine çalışılmış mobilyalarla dolu gördüğünüz gibi. Oda kullanışlı, yani çok büyük bir oda değil ama hani bizim her şeyimiz sığdı ki yatağımız büyük. Yani normal standart yataklar genelde 160 oluyor ama bizim yatağımız 180'lik. Komodinlerimiz gayet geniş. Dolabımız büyük. Yani şöyle söyleyeyim. Dolap kapakları falan da çok rahat şekilde açılıyor. Zaten odayı falan hep ölçü alarak çalıştık. Yatak odasının perdeleri de böyle dümdüz keten fonlar seçtim. Türleri de zaten diğer odadakiler gibi kırık beyaz. Altında da stor perdesi var zaten. Bu şekilde. Şimdi misafir odamız kaldı. Oraya da geçelim bakalım. Şimdi de misafir odasındayız arkadaşlar. Dediğim gibi aslında çocuk odası ama şu anda misafir odası olarak kullanıyoruz. Şöyle 1,5 kişilik bir yatağımız var burada. Yani zayıf olan 2 kişi rahatça yatabilir. Buraya çift kişilik koymadık. Çünkü biraz daraltırdı. 2 tane komodini var. Burada dolabımız var. Bu dolapta yine Ege'nin eşyaları var. Şu kısım yine Ege'ye ait. Giyinme odası senin, burası senin. Her yer senin. Senin dolabında da var birkaç parça. Evet, benim dolabımda da var yine birkaç parça şeyi. Ben şöyle düşünüyordum, benim eşyalarım her yeri doldurur tüm dolapları. Tam tersi oldu yani, full Ege. Burada yine böyle bir makyaj masası var. Yine benim böyle eşyalarım falan var, dolapların çekmecelerin içinde şurada falan. Burada da arkadaşlar şu duvarda bir duvar kağıdı vardı. Onu çıkarttırdık. Yine bu duvarı koyu bir renge boyadık. Ama dediğim gibi çok koyu değil. Birkaç ton daha koyu olabilirmiş. Perde olarak da burada ben yine tülü böyle diğer odalardaki gibi kırık beyaz. Altında storu var. Böyle fonları da keten dümdüz mavi fonlar. Maviyi seviyorum. Burayı böyle yapmak istedim. Böyle yatak örtüsü falan da zaten gördüğünüz gibi mavi tonlarında. Bu oda da hani şöyle söyleyeyim. Çok küçük bir oda değil. Aslında evimiz 2+1 ama odalarımız gerçekten 3+1, 4+1 oda ölçülerinde. Gördüğünüz gibi hani yatak, 2 komodin, dolap, işte şifonyer, her şey sığıyor. Burada bir balkonumuz var. Çamaşır balkonu burası. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şöyle bir avize tercih ettik burada da. Onu da gösterelim. Yine böyle odayla uyum sağlayacak şekilde beyazlı. Şöyle
goldlar falan da olduğu için mobilyanın içerisinde böyle avize de yine beyaz ve goldlu. Bu şekilde arkadaşlar, yani misafirlerimiz geldiğinde, ailelerimiz geldiğinde kalırlar diye bu odayı böyle yaptık. Turumuzu tamamladık arkadaşlar. Yani size her yeri göstermeye çalıştım. Eksiklerimiz var. Dediğim gibi burada güzel bir tablo istiyorum. İşte lavabolarda aynalar henüz takılmadı. Bunları sizlerle birlikte vloglarımın içerisinde tamamlayacağız. Ama yine de ben ev turunu artık çekmek istedim. Çünkü sizlerden çok fazla hani uzun zamandır aslında ev turu gelmiyor mu, neden gelmiyor gibi yorumlar aldım. Ben de artık dayanamadım, çekmek istedim. Bu şekilde yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı, bu videoyu beğenmenizi ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda, vloglarda görüşmek üzere. En yakın zamanda da mutfak turu gelecek. Detaylı bir konsol içi düzenim, işte mutfak turum, böyle videolar çekeceğim. Çekmemi istediğiniz başka içerikler, videolar varsa mutlaka aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Şöyle bir öneride de bulunabilirsiniz. Önce konsol içi düzeni mi çekelim yoksa mutfak turu mu çekelim? Mesela benim konsolumun içinde bayağı bir mutfak eşyalarım var. Yemek takımlarım falan var. Yorum olarak bekliyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.